Uzayda yaşam olur mu, var mı? Yoksa evrende yalnız mıyız? Yalnız olmak için gereğinden fazla büyük bir boşluktan bahsediyoruz. UFO'lar uzaylı teknolojisi olabilir ve akıllı yaşam da mutlaka vardır. Bu açıklamayı yapan Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın direktörü olunca tabii ciddiye almak gerekiyor. Tanımlanamayan hava araçları yani UFO'lar uzaylı teknolojisi olabilir mi? Amerikalılar eski donanma pilotlarının UFO itirafları sonrası bu soruya yanıt arıyor. Spekülasyonlara malzeme yaratan konu en yetkili isimlerden birine, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın direktörüne soruldu. Bill Nelson, Virginia Üniversitesi'nin düzenlediği panelde konuştu. Bu pilotlarla konuştum ve bir şey gördüler. Radarları bu cisimlere kilitlendi. Önce burada, sonra aniden başka yerdelerdi. Bunların ne olduğunu bilmiyorlardı. Biz de bilmiyoruz. Umarım dünyadaki düşman bir ülke böyle bir teknolojiye sahip değildir. Bunu sürekli inceliyoruz. Amerikan donanma pilotlarının gördüğü UFO'lar hakkında öne çıkan iki senaryo var. Ya Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip ülkeler yüksek teknolojiye sahip silahlar test ediyor ya da uzaylılar dünyayı ziyaret ediyor. Nelson ikinci senaryoyu tamamen dışlamadı. Evren çok büyük diyerek dünya dışında yaşam olabileceğini söyledi. Dünyanın gelişmiş ve medeni bir uygarlığa ev sahipliği yapan tek gezegen olduğunu nasıl söyleyebilirim? Orada dünya gibi başka gezegenler de var mı? Bence var. Çünkü evren çok büyük. NASA'nın eski direktörü John Ratcliffe de Haziran ayında yaptığı açıklamada UFO'lar gerçek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendini savunacak teknolojisi yok ifadelerini kullanmıştı.